İkinci konuşmayı Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan ve Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yapacak. Değerli vatandaşlarım, geçtiğimiz pazar akşamı size AK Parti siyasetinin farkını ortaya koymaya çalışmıştım. Şimdi de AK Parti icraatının farkını sizlerle paylaşmak isterim. Onun için bir mukayese yapmakta fayda var. 2002'de biz iktidarı devraldığımızda bütün uluslararası basında gözlemcilerin kullandığı tabir Türkiye için hasta adam tabiriydi. IMF önünde borç sırası bekliyorduk. Birçok proje Bolu Dağı Tüneli gibi 1993'te ihale edilmiş ama hedefe ulaşamamıştı. Büyük sosyal sıkıntılar vardı. Toplumun her kesimi, esnaflarımız, çiftçilerimiz büyük sıkıntılardaydı. Peki o günden bugüne büyük mega projelere imza atan Türkiye nasıl gelindi? AK Parti iktidarının sağladığı istikrar ve vizyonla gelindi. Bakın size sadece birkaç projemizden bahsedeyim ki geleceğe şöyle hep beraber ümitle bakalım. Karamsarlık, kriz, kaos üretmeye çalışanlara karşı vizyonu ortaya koyalım. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da inşa ediyoruz. Dünyanın en uzun kuleli asma köprüsünü İstanbul'da inşa ediyoruz. Dünyanın ilk 3 katlı tünelini İstanbul'da, dünyanın gıpta ettiği Kanal İstanbul'u yine İstanbul'da inşa ediyoruz. Çanakkale Savaşı'nda 7 düvele savaştığımız Çanakkale'de şimdi dünyanın en geniş açıklıklı köprüsünü inşa ediyoruz. Daha kampanyamız esnasında Ordu Giresun Havalimanı'nda ilk Avrupa'da ilk olan denizin üstünde kurulan bir havalimanını hizmete açtık. Hakkari Yüksekova'da havalimanı kimsenin zihninden geçmezdi, hizmete açtık. Dünyanın en önemli, en büyük ikinci çift tüplü tünelini Ovid'de, Doğu Karadeniz'de açıyoruz. Dünyanın en uzun su içme kanalını, içme suyu kanalını Gerede'den Ankara'ya uzanan hatta inşa ediyoruz. Türkiye'den Kıbrıs'a, ya ana vatandan Avrupa vatana deniz altından hatlarla su gönderiyoruz. Artık Türkiye'nin ligi değişti. 2002'de bir şekilde ayakta durmaya çalışan bir dev, diz çöktürülmeye çalışılan bir dev ayağa kalktı. Hem öyle bir kalkış ki bu. İşte karşımızdaki oluşan uluslararası ve ulusal ölçekli çetelerin, koalisyonların, cephelerin sebebi de bu. Birileri Türkiye'nin bu iddialı geleceğinden rahatsızlık duyuyor. Birileri Türkiye'nin de uyanan devden rahatsızlık duyuyor. Birileri tekrar bizi IMF kapısına muhtaç etmek istiyor. Birileri tekrar başlatılıp da 30 sene yürümeyen projelere bizi mahkum etmek istiyor. Sizin vereceğiniz karar önemli. Siz nihai kertede bütün bunları gören sizsiniz. 17 bin kilometre duble yolu şimdi otoyollara çevireceğiz. Eski kara trenlerin yerini hızlı trenler aldı. Şimdi İstanbul'la Ankara arasını 1,5 saate indirecek süper hızlı tren üzerine çalışıyoruz. Eskiden piyade tüfeği yapamıyordu Türkiye. Şimdi kendi bölgesel uçağı için düğmeye bastı. Kendi savaş uçağı için tasarım aşamasına geldi. Ve 2023'te savaş uçağını uçuracak. Atak helikopterleriyle, Altay tanklarıyla da savunma sanayinin her yerinde, her alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Hedefimiz çok açık. Türkiye'yi kimseye muhtaç etmemek, Türkiye'yi kimseye mahcup etmemek, Türkiye'yi izzetli kılmak, vatandaşlarımızın yurt dışında taşıdığı pasaportu izzetli kılmak, cebinde taşıdığı Türk lirasına değer kazandırmak. 2002'den bu yana biz bütün bunları gerçekleştirdik. 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken hiç kimse tereddüt etmesin. Kriz hesabı yapanlar mutlaka yanılacaklar ama ülke için vizyon üreten AK Parti'nin öncülüğünde Türkiye küresel bir aktör niteliği kazanacak. Değerli vatandaşlarım, seçime doğru giderken şimdiye kadar bütün vilayetlerimizde yaptığımız konuşmalarda, mitinglerde, buluşmalarda büyük bir heyecan hissettim. Büyük bir coşku gördüm. Bu mitinglere katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katılmayıp da gönül verenlere teşekkür ediyorum. Seçime giderek kanaat beyan edecek olanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi şudur. Vereceğiniz oy ya yükselen Türkiye'nin devamını teminat altına alacak ve izzetli bir ülkenin, kudretli ve şefkatli bir ülkenin vatandaşı olma onurunu her zaman taşıyacağız. Ya da birilerinin hesap ettiği gibi tekrar 70'li, 80'li, 90'lı yılların eski Türkiye görüntülerine mahkum edileceğiz. Benim hiç tereddütüm yok. Sizler yükselen yeni Türkiye'nin istikametinde oylarınızı kullanacaksınız. Bu kararlılıkla, bu azimle hep beraber ülkemizi, vatanımızı, al bayrağımızı daha büyük zirvelere taşıyacağız. Tekrar bu seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye'de 13 yıldır istikrar var, güven var. Milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma her alanda büyük bir dönüşüm başlattık. Yıllardır bitirilemeyen projeleri bitirdik, yapılamayanları yaptık. Milli gelirimizi 4, kişi başı milli geliri 3 kat artırdık. Dünya ekonomik krizle boğuşurken Türkiye'yi yıllık ortalama %5 büyüttük. KOBİ'lere ve esnafımıza büyük destekler verdik. KOBİ'lere hazineden 14 milyar dolarlık dış kredi sağladık. Eğitim bütçesini tam 8 kat artırdık. 4 artı 4 artı 4 ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Öğretmen maaşlarını %317 artırdık. 558 bin öğretmen ataması yaptık. Üniversite harçlarını kaldırdık. Bursları 45 TL'den 330 TL'ye çıkardık. Öğrencilerimiz için otel konforunda 234 yeni yurt yaptık. 18 yaşın altındaki vatandaşlarımızı genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Aile hekimliği ve evde bakım hizmeti uygulamalarını başlattık. Ambulans sayımızı 617'den 3375'e çıkardık. 17.615 kilometre bölünmüş yol, 226 tünel yaptık. Adıyaman'da Türkiye'nin 3. büyük köprüsü olan Nisibi Köprüsü'nü hizmete açtık. Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık. Havalimanı sayısını 26'dan 53'e çıkardık. Avrupa'nın deniz doldurularak inşa edilen ilk ve tek havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı'nı tamamladık. Hakkari Yüksekova'da Selahattin Eyyubi Havalimanı'nı hizmete açtık. Tarımsal milli gelirimizi 36 milyar liradan 125 milyar liraya yükselttik. Tarımda Avrupa birincisi olduk. Çiftçimize 70 milyar lira nakit hibe destek verdik. Sosyal destekler konusunda dev bir dönüşüm başlattık. 3 sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altında topladık. Sosyal yardımlara ayrılan kaynağı tam 15 kat, sosyal ödenekleri 10 kat artırdık. Savunma sanayini millileştirdik. Artık kendi piyade tüfeğimizi, helikopterimizi, tankımızı, savaş gemimizi, insansız hava aracımızı üretiyoruz. Şimdi daha büyük hedeflere koşuyoruz. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri oluyoruz. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başı milli gelirimizi 25 bin dolara çıkarıyoruz. Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerimize 1000 TL burs veriyoruz. 26 şehirde 34 dev şehir hastanesi inşa ediyoruz. Milli aşımızı üretiyor, kişiye özel kanser tedavisi yapan Onkogen'i kuruyoruz. Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit'i bu yıl bitiriyoruz. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattını hizmete açıyoruz. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Şimdi sıra mega projelerimizde. Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. 3 katlı büyük İstanbul Tüneli'nin yapımına başlıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tamamlıyoruz. İzmit Körfezi'ne dünyanın 4. büyük asma köprüsünü yapıyor, İstanbul-İzmir otoyolunu bitiriyoruz. 3 denizimize 3 büyük liman yapıyoruz. Ege'ye Çandarlı, Akdeniz'e Mersin, Karadeniz'e Filyos. Süper yüksek hızlı trenle Ankara-İstanbul arasını 1,5 saate düşürüyoruz. Yerli yolcu ve savaş uçağımızı yapıyor, yerli elektrikli otomobilimizi üretiyoruz. Aile Sosyal Destek Programı ASDEP'i hayata geçiriyoruz. Yardıma ihtiyaç duyan ailelere hizmeti yerinde ulaştırıyoruz. Türkiye'nin 2. büyük sulama barajı Diyarbakır-Silvan Barajı'nı yapıyoruz. 5,7 milyar liralık projeyle Silvan Ovası suyla buluşuyor, 100 bin kişi iş sahibi oluyor. Türkiye güven ve istikrar içinde büyümeye devam ediyor. Yeni Türkiye yolunda ikinci yarı başlıyor.
298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 52. maddesi uyarınca seçime katılan Halkların Demokratik Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propaganda konuşmalarını yayınladık. Hoşça kalın.